Murat Bey merhaba, ben Kilis Askeri Hastanesi'nin tabibim. Babam İdlib'deydi, onunla ya, ilgili mi acaba? Bilmiyorum. Tabip binbaşı Eyüp Bural. Size 4 saattir ulaşmaya çalışıyoruz. Telefonunuzu açmıyorsunuz. Bu haber buradan vermek için istemezdim. Biliyorsunuz ki babanız askeri görev nedeniyle İdlib'de göndermişti. Kötü bir şey mi yazıyor abi? Üzülerek söylüyorum ki sabah saatlerinde rejim askerine hayır vermişti. Ne yazıyor abi? Babama ulaşamadım bayağıdan beri bende. Onu bir başkasından okutsana ya. Niye abi? Ben tam gözüm görmüyor. Okuyamıyorum. Abi. İlk de gönderilmiştir. Günler et gönderim ki sabah saatlerinde. Kötü bir şey mi yazıyor abi? Bir dakika. Abi ne yazıyor ya? Kardeşim yani burada babanın şehit olduğu yazıyor yani. Ne diyorsun yani abi ya? Böyle bak, sakin ol öncelikle. Abi gibi, ne diyorsun ya? Bak dediğim gibi bu mesaj, tamam mı? Sana yüce yaradana, cennetten yaradana. Arkadaşlar hepinize merhaba. Çok güzel bir sosyal deneyle karşınızdayım. Biliyorsunuz ki 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü. Ve bu aralar biliyorsunuz ki Türkiye'mizin başından çok büyük olaylar geçiyor. Haberlerde hep şehitleri görüyoruz, şehitlerimizi görüyoruz. Bunların sayısı fark etmez, 1-2 deyip geçmememiz lazım. Benden izleyicilerim canlı yayınlarımda hep şehitlerle ilgili videolar çekmiştin eskiden. Bunları bence arttırmalısın diye mesajlar geldi ve ben de tam 18 Mart'a yaklaşmışken 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü ile alakalı çok güzel bir sosyal deney çekeceğim. Mükemmel bir farkındalık deneyi olacak. Ben size konuyu tam olarak açıklamak istemiyorum. Fakat sizin yanınızda biri size şehit haberi verseydi veyahut da siz birine şehit haberi vermek zorunda kalsaydınız ne tepkiler verirdiniz? İnşallah güzel bir video olur. Yorumlara ise videoda en beğendiğiniz tepkileri veyahut da en beğenmediğiniz tepki varsa aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Bunları beraber tartışabiliriz aşağıda. Hiç uzatmadan arkadaşlar videomuza geçelim. Abi bir şey sorabilir miyim ya sana? Ben yeni ameliyattan çıktım da bakamıyorum telefona. Doktor dedi bakma. Ya bana en son mesaj geldi. Babamdan da haber alamıyorum kaç günden beri. Bir okusan bana. Burada öğrenciyim. Ölmediğine göre devam. Abi bir şey sorabilir miyim sana ya? Ben ameliyattan çıktım da bakamıyorum telefona. Bana bir mesaj geldi. Acaba şöyle bir okusan şu mesajı. Bir şey sorabilir miyim size acaba? Bir şey sorabilir miyim? Ya ben telefona bakamıyorum. Ya yeni ameliyattan çıktığım için doktor bana bakmamamı söyledi de mesaj gelmiş. Acaba bana okusanız onu. Doktor telefonlara bakmamamı söyledi. Kimden gelmiş? Ya okursanız. Senin annen baban nerede kardeşim? Ya babam benim İdlib'de. İdlib'de. Görevde. Anladım kardeşim. Niye, ne oldu? Çok şey bir mesaj değil. Önemli bir mesaj değil. Sadece sordum. Ailelerle falan alakalı bir mesaj atılmış da. Bu genelde sosyal çalışmalarla falan alakalı bir mesaj oluyor. Öyle. Gel oturalım bir çay içelim. Ne oldu gözlerine? Gel ben de sağa çıkayım. Gel sohbet edelim. Şurada oturalım bir çay içelim. Gel. Ne alakalı mesaj? Mesaj. Gel anlatacağım ben sana mesajın detayını. Gel. Bir gel. Sıkıntı mı? Yok kardeşim bir sıkıntı. Gel benim oturalım bir çay içelim. Benim babam İdlib'deydi. Ya bir sıkıntı varsa kardeşim, söyle lütfen ya. Kardeşim geç bir otur konuşuruz. Karnı aç mı? Yok Bekleyin teşekkür ederim. Bir çay, çorba bir şey ister misin? Mesajda ne var ya ben? Yani bir sıkıntı varsa söyle lütfen. Kardeşim, babama ulaşamıyorum. Sabahtan beri aradım, ulaşamıyorum. Şimdi o vatani görevinde olduğu için ona ulaşmam biraz daha zor. Her dakika telefon elinde sonuçta meşgul olabilecek bir durumda değiller. Nerede oturuyorsun sen? Ben burada oturuyorum ya. Ya bir sıkıntı var ya. Sen söylemiyorsun bana şu yok, an. Yok yok, öyle çok şey bir şey değil. Ailen falan, annen burada mı? Yok, Eskişehir'de onlar. Sadece baban İdlib'de. Kimle yaşıyorsun sen görevde burada? Ben burada yurtta kalıyorum. Ben Kocaeli Üniversitesi'ndeyim. Lütfen söylersin. Yok yok, çok şey bir şey değil kardeşim.
Çay içer misin? Yok, ben bir sıkıntım var. Lütfen söyleyin, sen bir sıkıntı var. Sen kimin yanına gideceksin burada? Ben yurda geçecektim. Tamam kardeşim. Sen numaranı bana bir söyler misin? Niye? Ben de burada çalışıyorum da hani en azından sana bir yardım dokunur bir şey olur. Yurtta kalıyormuşsun bak. Bir yardımınız dokunur bir şey olur. Söyle bakayım numaranı sen de. Ne zamandır orada baba? Ya bayağıdan beri zaten kiliste görevde. Evet. Ama iki günden beri işte ulaşmaya çalışıyorum. Ulaşamıyorum. Aradın mı telefonla mı peki? En son tabii ya şey parasını yollayacaktı tamam. Ameliyat olduğum için. Tamam. Abi söyle lütfen ya. Abi bir şey mi oldu babama? Abi bir şey mi oldu babama? Açık lütfen söyle. Söylemek gerekirse kardeşim yani burada babanın şehit olduğu yazıyor yani. Ne diyorsun şimdi abi ya? Öyle bak. Sakin ol öncelikle. Abi ne diyorsun ya? Diyor. Merhaba adam, kilit askeri hastanesine tabip binbaşı Eyüp Budak. Benim babam İdlib'de görevde. Size 4 saattir ulaşmaya çalışıyoruz diyor. Ameliyattaydım. Telefonlarınızı açıyorsun, bu haberi buradan vermek için istemezdim. Biliyorsunuz ki baba, kötü bir şey mi yazıyor abi? Asker görev nedeniyle İdlib'de gönderilmişti. Dinlere diyorum ki sabah saatinde... Kötü bir şey mi yazıyor abi? Bir dakika abi, abi ne yazıyor ya? Abi ne yazıyor? Melekler seni bekler hasretle gökyüzünde. Sen her şeye değerlisin. Abi kötü bir şey mi yazıyor ya? Yok değil. Öyle bir şey yok. O da ameliyat geçirmiş. Ağır şekilde yaralanmış. Ağır şekilde yaralanmış şu anda ameliyat. Kötü bir şey var mı abi? Yok, ameliyatta şu anda. Hani kötü bir şey yazmıyor değil mi abi ya? Ameliyatta. Kötü bir şey var mı abi ya? Şu anda o da ağır yaralı ameliyatta. Kötü bir şey yazıyor mu abi? Yok. Sadece size ulaşmak. Doğru söylüyorsunuz değil mi abi ya? Evet. Şu anda ağır şekilde yaralı ya. Abi. Geçmiş olsun. Öyle bir kötü bir durum olsa o da Allah'tan. Ben babamı burada bak. Lastik değişiyorum şoförü. Babam burada yanımda araba vurdu. Kaza geçer ama bir ölüm yok yani sonuçta. Yaralı şu an. Yaralı. Doktor telefona, bilgisayara bakmam iyi olmadığını söyledi de. Ne yazıyor? Kanka bir baksana. Ne oldu? Mesaj gönderimini iptal etti gözüküyor şu an. Efendim? Mesaj gönderimini iptal etti gözüküyor şu anda. O numarayı arayın isterseniz. Niye? Ne yazıyor ki? Şey iptal etmiş de mesajı. Numarayı direkt arayabilirsiniz. Gerçek bir bilgi edinmeye çalışalım. Yok, annemi bir aramam lazım. Tamam gel arayacağız. Hadi anneni de arayacağız. Gel gidelim bir eve. Bir kendine gel. Bir sakin ol. Bir konuşalım. Gel. Gel. Sana kurşun atar. Mart Şehitler Günü biliyorsunuz. Sosyal denim. Ya ne yapacağımı şaşırdım, söyleyemiyorum da. Evet, şok oldum ben de. Ya şey, şimdi haberlerde bu aralar biliyorsunuz hep şehit haberleri görüyoruz. Onların ailesinin ne çektiğini bilemeyiz. Yani biz de 18 Mart Şehitler Günü bizde böyle bir farkındalık deneyi yapalım dedik. Benden hep istiyorlardı şehitlerle ilgili sosyal deneyi çek diye. Kamera şurada bu arada. Ya. Kusura bakma seni duygulandırdım ya. Hayır önemli değil de ben zaten böyle bir mesajı asla söyleyemezdim. Çok üzgünüz gerçekten ve hani uzun zamandır artık hani şehit sayısı arttıkça bu çok sıradanlaştırıldı. Aynen. Hani önceden bir şehidimiz bile çok önemsenirken hani günlerce yas tutulurken şimdi ya, bu şehit için hiçbir şey yapılmaması çok üzgünüm gerçekten. Allah rahmet eylesin hepsine. Şimdi geçe baksana Allah'ın emri. Kusura bakma ben de söyleyemedim. Yerimizden gelse
her şey yardımda bulunur. Çağırsana her zaman gideriz zaten. O için bir şeyimiz yok. Vatan demek, bayrak demek, her şeyden üstün demek. Aynen. O yüzden her zaman benim... daim hazırlıyız. Gökyüzünde şehit gittiysen Allah arkadakilerine en güzel mertebeye ulaşıyor. Arkadakiler hepsi keş... zaten ona tabi daha çok kuvvetli oluyor. Doğru abi. Kapanası keşke yok. Bir de şehit olabilsek. Doğru abi. Yani keşke. Vatan ve bayrak üzerine keşke bir de olabilsek. Demek ki nasip bunlara uymuş. Cenab-ı Allah onlara uygun görmüş. Allah siz de duygulandırdı de... kusura bakmayın. Yok olur kusura bakma, ben de söyleyemedim. Yok abi, yanlış yok, anlama. Yok yok öyle abi, bir şey pat diye söyleme altında yanlış anlama. Ben patafazlı biriyim. Hemen zot diye söylerim ama böyle şey eyvallah söylenme. Sağ ol. Teşekkürler abi. Sağ ol. Teşekkürler. Siz bize bu duyguyu yaşattınız. Şimdi size teşekkür ederim. Eyvallah abi. Oldu. Sağ ol. Hadi sakin ol. Vallahi kusura bakma ya. Eyvallah. Oğlum aklımızı aldım. Böyle bir şaka yapılır mı kardeşim? Nasıl açıklayacağımı şaşırdım ya. Telefon da sende değil mi? Ya. Yok ben gerçekten ben yine duygulandım yani o beni burada alıp oturtturman falan. Ya kardeşim öyle şey mi olur ya? Biz hepimiz bir milletiz, bir vatanız. Tek eyvallah. Milletiz. Bunun için farkındalık sosyal dini çektik evet. Ve Şehitler Günü zaten 18 Mart geliyor. Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü. Ondan sana hiçbir çok şey, çok teşekkür ediyorum böyle sana. Böyle uzaktan izlemek de olmuyormuş. Bazı şeylerin perde arkası daha farklı olmuş. Aynen sen öyle. Sen de böyle bir şey bize yaşattırdın, sattırdığın için teşekkür aynen. ederim sana öncelikle. Ben teşekkür ederim. Ama lütfen sana... daha böyle şakalar yapmayın. Böyle şeylerle ben... gelmeyin. Vallahi teşekkür ederim. Biz haftalarda zaten bir dünya şehidimiz vardı. 36 tane şehidimiz vardı. Televizyonda izliyoruz, görüyoruz ama hani televizyonda izleyip de gördüğümüz hani 5 dakikalık bir senaryo oluyor. 5 dakikalık bir gördüğümüz bir fragman oluyor. Ondan sonrası unutuluyor gidiyor ama insan gerçekten böyle bir şey yaşayınca, canlı görünce daha farklı oluyormuş. Arkadaşlar yine mükemmel bir sosyal deneyle bugün size veda ediyoruz. Kanımızı satan mükemmel görüntüler geldi. Ya ne bileyim sevmediğimiz tepkiler de oldu, sevdiğimiz tepkiler de oldu. Mesela o abinin beni alıp kendi kardeşiymiş gibi resmen masaya oturdu beni. Mükemmel bir tepki verdi bize. Mesajı okuyup bu ne ya deyip giden oldu. Ama yapacak bir şey yok. Herkesin tepkisi iyi olacak diye bir şey yok. Biz size sadece bunları sunduk. Siz istediğiniz biz çektik arkadaşlar. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü için bu videoyu yaptık. Arkadaşlar siz belirleyin. En beğendiğiniz tepki neydi? Veyahut da en beğenmediğiniz tepki neydi? Bunları yorumlarda yazın. Yorumlarda tartışalım. Zaten bütün yorumlara cevap veriyorum. Instagram'dan beni takip etmediyseniz Instagram'dan takip edip Instagram adresim şu an burada açıklamada linki var. Oradan bana sorularınızı yöneltebilirsiniz. Abone olmadıysanız abone olup aşağıdan ve bildirim çanını açabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar yani bir iki şehit deyip geçilmemeli. Biz şu an burada bu videoyu çekiyorsak onlar sayesinde çekiyoruz. Ne diyeyim ki yani bu video İdlib'deki askerlerimize, bütün şehitlerimize armağan olsun. Bu videoyu paylaşabilirsiniz beğendiyseniz. Eyüp abi bugün bana yardımcı oldu. Eyüp abinin kanalını da şu an burada bulabilirsiniz. Bıyıklandın. Ve The Coffee Park'a çok teşekkür ederim İzmit'te. Çünkü bugün bize kameramızı koymamıza işte kamufle etmemizi sağladı. Görüşmek üzere. Thank you.